Sizin hoş geldiniz. Sağ olsun canla başla her şeyi fedakarlığı yaptılar. Eyvallah. Çalışan arkadaşlara da vatandaşlarımız cami derneğimiz olarak teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Mübarek 3 aylarınız bereketli olsun. Kendiniz bereketli olsun inşallah. Aslında buraya konuşma yapmaya gelmedik. Namaz kılmaya geldik. Hem de ne hale gelmişti, şimdi ne olmuş onu bir kendi gözümle göreyim dedim. Sizin soracağınız şeyler varsa dinleyelim. Onlara cevap verelim hızlıca. Buradan da bir başka programa gitmem gerekiyor. Tekrar cumanız mübarek olsun. Tam genişlik. 13 Kasım'da meydana gelen yangın olayın hadisesinden sonra Büyükşehir Belediye Başkanımız Tahir Büyükakın'ın konuya el atıp camimizin bütün sıkıntılarını gidermesinden dolayı teşekkür mahiyetinde bir ziyaret talebimiz oldu. O da ziyaret talebimizi kırmadı. Camimizde ziyarette bulundu. Bunun için Büyükşehir Belediye Başkanımız Sahir Büyükakın'a teşekkürlerimizi sunarız. Camimizde iç aksamda bütün aksamlarında büyük sıkıntılar yaşadık. Allah razı olsun belediye başkanımız el atarak bütün sıkıntılarımızı giderdi. Cami eski haline döndürüldü. Maalesef bu müessif olay iki buçuk ay önce vuku buldu. Hepimiz hüzünlendik ama her şeyde bir hayır vardır düşüncesiyle bir an önce meydana gelen bu hasarları gidermek için Büyükşehir Belediye'mize konu intikal edince onların göstermiş olduğu duyarlılık nedeniyle camimiz uğradığı hasardan bu tür takviyelerle gereği şekilde onarıldı, bakımı yapıldı. Öncekinden daha güzel bir halde ibadete açıldı. Bundan 3 ay önce talihsiz bir kaza sonucu elektrik kaçağından kaynaklanan bir yangın dolayısıyla camimiz çok büyük hasara uğradı. Burada hasara uğradıktan sonra bizimle irtibata geçen büyükşehir ekipleri, belediye başkan yardımcıları, genel sekreter yardımcıları, A takımı, kırsal hizmetler müdürü olarak bizimle irtibata geçtiler. O günden bugüne fazlasıyla beraber bizlere, camimize, yeni doğanımıza, vatandaşlarımıza elinden gelen en fazla hizmeti yaptılar. Ya bu burada muhtar olarak ben Büyükşehir Belediye Başkanımız Tahir Hoca'ya ve ekibine sonsuz gönülden teşekkür ediyorum. Onun haricinde bizim camimizde başka hiç kimse tarafından yardım olmamıştır. Bunu da burada özellikle söylüyorum. Sağ olsun bir dediğimizi iki etmedi. Fazlasıyla verdi ve halen de istediğimiz projelerimizi de masaya yatırarak yeni doğanımıza daha fazla şeyler katacağını da söyledi. Buradan çok teşekkür ediyorum kendisine. Sağ olsun, var olsun.